Merhabalar değerli öğrencilerim. Karenin birinci konu testini gömeceğiz arkadaşlar bu videoda. Hemen odaklanmayı ayarlıyorum. Parlaklığımızı açalım. 1.1 idealdir. Evet, vira bismillah diyorum ve başlıyorum. Bir kare, bir de eşkenar üçgen görüyorum. Eşkenar üçgeni hemen konuşturalım. Bütün açılarımız 60 dereceydi demişti eşkenar üçgen. Ve bütün kenar uzunlukların birbirine eşit diyordu. Ve bakıyorum ki karenin bir kenarına da bu simgeyi koyduysam diğer bütün kenarlarına da aynı simgeyi koyuyorum. Ve bakın şurada karşıma bir ikizkenar üçgen çıktı. O halde bu da x'tir. Burası zaten 90 olması için 30'dur. 2x ile 30'un toplamı 180 diyelim. 2x 150 yapar, x de Adana yapar. Paketledik birinci soruyu. Hadi 2'yi gömelim. Evet, şu karenin bir kenarına tık tık koymuş. Hemen buna, buna, buna da koydum ve bakın ne gördüm? İkiz kenar. O halde şu açımla bu açım birbirine eşittir. Peki şu açı kaç dereceydi? 45. Çünkü karenin köşegeni açı ortay olmalıydı arkadaşlarım. Bu da 45'tir hatta. Peki ikiz kenarımın tepe noktasını 45 buldum. Taban açılarına ne kalır? 135. 135'i de 2'ye bölersek ne yapıyor? 66,5 mu yapıyor? 62,5 mu yapıyor? 66,5 yapıyor değil mi? 130'u 2'ye bölsem 65. 67,5 yapıyor arkadaşlar. 67,5. Burada 67,5. Tabi 67,5'un dış açısı lazım bize. 67,5'un da dış açısı 67 olsa 103,5'u da çıkar 102. 102,5'tur dedik. Üçüncü sorumuz. Hemen başlayalım. Karede köşegenimiz açıortaydı. O halde burası 45'tir. Şuraya da 45 olması için 30 derece kaldı. 90'ımızı 60'ımı yazdım. 90'ın karşısı 6 kök 3'se, 30'un karşısı yarısıydı 3 kök 3, 60'ın karşısı da bunun kök 3 katıydı 9. Demek ki karenin bir kenarı 9. Alanını soruyor. 9'un karesi. Bursa'yı paketledim. Dördüncü sorumuz. Kare diyor, köşegen diyor. Köşegenin uzunluğu bakın kaç? 12. Ben bu köşegeni de çizseydim bu da 12 olacaktı. Hatta köşegenler birbirini ikiye bölüyordu. 6-6. O halde şurası 4, burası 6'dır diyelim. Köşegenler dik kesişiyordu. 90'ı çakalım. DE'yi soruyor. X diyelim. Şuradaki Pisagor'dan da 2 kök 13'ü işaretleyeceğim. Çünkü 4-6x benim yine hayran olduğum 3 üçgenden biriydi hatırlarsanız. 4-6 bunlar sürekli karşımıza çıktığı için ezberleyin demiştik. Pisagor'la zaman kaybetmeyin demiştik dostlarım. Geldik 5. sorumuza. Diklikten diklik indiğini görüyorum bu soruda dostlar. Bakın Bursa 90 derece. Şuna h dersem h kare eşittir 1 çarpı 4 yaparım. H kare 1 çarpı 4'ten h kare 4, h eşittir 2. Ve burası 2 ise şu dik üçgeni de konuşturursam ben hemen. Bakın yine benim hayran olduğum ikinci dik üçgen. Biri diğerinin 2 katı ise hipotenüs Pisagor yapmadan ne diyorduk? Küçük olanın kök 5 katı. 2 kök 5. Bize de neyi soruyor? Karenin alanını yani bir kenarın karesini soruyor. 2 kök 5'in karesi Adana yapar, paketledim. Altıncı sorumuz bakın yine şurada diklikten bir diklik inmiş dostlarım. Hemen h diyelim. H kare 9 çarpı 4'ten 36'dır. 6 gelir. Karenin bir kenarı 13 ise bütün kenarları 13'tür diyelim. Ve şuradaki dikdörtgenin uzun kenarı 13 ise diğer uzun kenarı da 13 olacak. 6 ise burası x'e 7 kalacak. Yapıştır gelsin. Bu ne diyor? Alanları farkı 45 santim. İki karenin çevreleri toplamı. Şimdi iki kare var elimizde. Birinin alan, birinin kenarına A diyelim, diğerinin kenarına B diyelim. A kare birinin alanı, B kare diğerinin alanı ve alanları farkı 45. Çevreleri toplamı 36. Birinin çevresi 4A, diğerinin çevresi 4B ve bu 36'ya eşitse 4'e bölersem A artı B'yi 9 bulurum. Şurada iki kare farkı var. Hemen bir farkları çarpı bir de toplamları yazıyorum eşittir 45. Toplamlarını 9 diyebiliyorum. Farkları o halde 5 olmalıdır diyorum. Yani A artı B 9 ise A eksi B 5 olmalı ki bunları da alt alta topladığınızda B'ler gider.
2a eşittir 14, a eşittir 7, b eşittir 2 bulursunuz. Büyük karenin bir kenar uzunluğu 7 santimdir, paketledim. Evet, burada da bir oran var. AEDE'nin 2 katıymış K'ya. 2K yazdım bunlara. Taralı alan kaç santimetre karedir diyor. Karenin bir kenarını 3K bulduk. O zaman bu da 3K. Ve bakın yine benim hayran olduğum üçüncü üçgen işte bu da. Dik kenarlardan biri diğerinin 3 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 10 katı. Zaten bize EC'yi de 2 kök 10 vermiş. Kök 10'ları götürürsem demek ki K eşittir 2. K 2 ise karenin bir kenarı 6. Burası 2, burası 4, burası 6, burası 6. Şimdi taralı bölge bir yamuktur. Yamuğun alanından da bulabilirsin. Bir de normalde şöyle de yapabilirsin. Şimdi karenin alanı 36 ya kardeşim. Şu beyaz olanı çıkartırsan dik üçgenin alanını, yani 2 çarpı 6 bölü 2'yi, yani 6'yı çıkarırsan 30'u böyle de bulabilirsin. Karenin alanından üçgenin alanını çıkartarak da bulabilirim. Ya da direkt yamuğun alanını yaparak da bulabilirim. Hatta birkaç farklı yolla, değişik değişik yollarla da bulabiliriz ama çok da bokunu çıkarmaya gerek yok. Evet Gobeller, geldik 9 numaralı sorumuza. Benzerlik yapacakmışız gibi görüyor. Karenin alanını 144 vermiş bize. Karenin alan formülü neydi? Bir kenarın karesi. Demek ki bir kenarı 12 olacak ki, şöyle 12'yi yazalım. Alanı 144 çıksın. O halde burası da 8 oldu dostlarım. Şimdi başka ne yapalım? Bir de benzerlik yapalım. Bakın şuradaki kelebek üçgende 8'e 4 yarıya düşmüş. O zaman 12 ise yarıya düşecek 6. Ve bakın benim hayran olduğum birinci üçgen, görüyorsunuz değil mi? Sürekli bunlar çıkıyor arkadaşlarım. Diğer soru bankalarında da aynen olay bu. Bu 4 6 2 kök 13 üçgenidir. Bunları dediğim gibi ezberlerseniz en azından Pisagor'la falan zaman kaybetmezsiniz. İşiniz kolaylaşır. 10. sorumuz AH12 vermiş. Karelerin alanları toplamı. Bakın bir kareye kenarına A diyelim bir tanesinin. Diğerinin bir kenarına da B diyelim. Şimdi alanları toplamı dediği A kare birinin alanı, B kare diğerinin alanı. Bunu istiyor bizden. E şuradaki Pisagor'u gördün mü kardeşim bak. A kare artı B kare 12'nin karesi değil mi? 144. Yani cevap 144. Paketledik. Geldik buna. EF, FC'nin 2 katıymış. Yani buraya K, buraya da 2K yazalım. Hatta buraya A alanı, buraya da 2A alanı diyelim. Şimdi bu üçgen ne oluyordu? Tüm karenin yarısı. Ha, kareyi 90 vermiş zaten. O halde 3A ne olacak? 90'ın yarısı 45. Demek ki A 15, 2A da 30 olacak. Bize de 2A'yı mı soruyor zaten? Evet, 2A'yı soruyor. Geldim buna. BE, AE'nin 2 katıymış. Yani 6'ymış ya burası. 2'ye 4 diye ayrılır o zaman 2 katı olması için. Yine AF ile de DF arasında da aynı muhabbet var. 2'ye 4 olacak. Şurası 6. Bize de ortadaki üçgenin alanını soruyor dostlarım. Biz şimdi bütün üçgenlerin alanını bulalım. Bakın 4 çarpı 6 dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarlar çarp 2'ye böl. 6 ile 4 çarptım 24. 2'ye böldüm 12. 2 ile 2'yi çarptım 4. 2'ye böldüm 2. 4 ile 6'yı çarptım 24. 2'ye böldüm 12 de bunun alanı. Peki 12, 12 daha 24, 2 daha 26 geldi. Şu beyaz üçgenlerin alanı. E tüm karenin alanı da 36'dır dostlarım. 36'dan da 26'yı çıkarırsam taralı bölgeyi bulurum dedim. Ve 13 numaraya geçtim. Bakın az önce yaptığım muhabbetin aynısını yapacağım galiba. Taralı bölgenin alanını soruyor. Evet. O zaman ne yapacağız dostlarım? Üçgenleri karenin alanından çıkartacağız. Şimdi karenin bir kenarını 7 vermiş. O halde şurası 3, burası 6, burası 5 diyelim. Şimdi ne yapıyorum? Şu üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. 3 çarpı 2 bölü 2'den 3. 4 çarpı 6 bölü 2'den 12. Yani 12, 6 daha 18, 3 daha 21 yaptı beyazların alanı. Karenin bir kenarı 7 idi. Alanı 49 yapar. 49'dan da 21'i çıkartacağım. 28 kaldı taralı alan. 14 numaradayız. Karede var. Açıortay var. Açıortaysa 45. 45 olacak. Hemen 45'i gördüm. Karşısına bir diklik indirelim. Burası 6, 6 olacak ki 6 kök 2 olsun. Burada da 6, 8, 10 üçgenimiz var. Bakın karenin bir kenarı 14 geldi. Karenin alanı 14'ün karesidir. 196.
15 karenin dışına bir üçgen çizdiyse köşegen çizin demiştim arkadaşlarım. Hemen soruyu okumadan önce ilk iş bu köşegeni bir çizelim. Şimdi 8 ise bunlar tabii 45 45 olduğu için 4 kök 2 burası, 4 kök 2 burası, 4 kök 2, 4 kök 2 olacak değil. Bakın şurada da bir dik üçgen çıktı bizim karşımıza. 4 kök 2, 6 kök 2, x. Hatta benim çok sevdiğim üçgen vardı ya, 4 6 2 kök 13 üçgeniydi değil mi o? 4 6 2 kök 13, ama bunun kök 2 katları bakın. Demek ki bunun da kök 2 katı. Yani 2 kök 26 gelir. Sorumuzun cevabı. Son sorumuzdayız arkadaşlarım. Yine bir kare görüyorum. AC ve BD köşegen. Tamam. Şimdi karedeki şu dört parça birbirine eşitti köşegenlerin. Onu bir gösterelim. Şurada bir ikizkenar çıkıyor. FC 2 kök 2 eksi 2. 2 kök 2 eksi 2'ymiş. Olduğuna göre alan ABC'de nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şunlara A diyelim. Şimdi canım öğrencim, karenin bir kenarı ne çıktı? 2 kök 2 eksi 2 artı A çıktı. Şuraya yazıyorum. 2 kök 2 eksi 2 artı A. Bunun kök 2 katı köşegene eşitti hatırlarsan, ki köşegen de 2A'ymış bak. Hadi bunu bir toparlayalım şimdi burayı. Buradan A'yı bulacağız muhtemelen. Bize de karenin alanını soruyor. Oradan gelecek artık. Şimdi şu kök 2'yi içeriye dağıtırsam, 2 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 kere 2 4'tür. Şöyle biraz daha yukarıya kaldırayım, gör. Eksi, bunu içeriye atarsam eksi 2 kök 2 artı a kök 2 geliyor. Eşittir 2a. Şimdi toparlayalım burayı da bir. Şunu kök 2 parantezine alalım. Olur. Olur mu? Olur. Niye olmasın? 4'ü de bu tarafa atalım. Bakın burası şöyle oldu. Biraz daha yukarıya kaldırayım. A kök 2 eksi 2 kök 2 eşittir 2A eksi 4'ü de buraya aldım. Şimdi kök 2 parantezinde A eksi 2, 2 parantezinde de ne oldu burası? A eksi 2 geldi. Şimdi bu durumda direkt A eksi 2'ler sadeleşiyorsa 2 eşittir kök 2 oluyor. Demek ki, pardon, göremiyorsunuz siz. Ha, şimdi o. Demek ki A eksi 2'ler sadeleşmiyor. Bunların sadeleşmemesi için ne olması lazım? Tabii ki sıfır olması lazım. O halde A'nın 2 olduğunu buradan buldum. A 2'ymiş. Peki A 2 ise karenin bir kenarını toplarken 2 kök 2 eksi 2 ile 2'yi toplayacağım. 2'ler gidecek. Sadece 2 kök 2 kalacak karenin bir kenarı. Bize de alanını soruyor. 2 kök 2'nin karesidir. Cevap 8 geldi diyebiliriz dostlar. Evet, konu testi 1 de bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videoda konu testi 2'yi gömeriz. Bunu bir çöpe atalım. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Aa, 13 dakika sürmüş lan, ne kadar kısa sürdü. Öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere dostlarım.